Merhaba sevgili seyirciler. Elimdeki danteli görüp bugün galiba hoca hanım dantelli bir şey yapacak dediniz değil mi? Evet, dantelli bir şeyler yapacağım. Ben danteli çok seviyorum. Her tür giysiye de yakışıyor. Allah'tan moda oldu. Artık benim her yerde dantelim var. Bugün de böyle dantelli, eteğin ucunda danteller olan bir etek tasarlayacağım ve o kadar kolay olacak ki bu etek, inanamayacaksınız. Herkes ama herkes yapabilir. Çünkü bu etekte astar yok, fermuar yok. Beline lastik takacağım, etek ucuna dantel dikeceğim ve giyinip gideceğim. Ne zaman mı? Hemen şimdi. Evet, malzemelerimize sıra geldiğinde belimize takacağım böyle lastikli bir ürünüm var. Ama bunun bir tarafı çok şık, çok güzel, pullu payetli. Esasında bu tür malzemeleri de rahatlıkla edinebiliriz. Böyle tasarımlarda olmazsa olmazım gibi görünüyor benim. Sonra kumaşım, bir tarafı seten, bir tarafı krep, yani krep seten. Bu kumaşı da çok seviyorum. Açıkçası hem tuvaletlerde, hem bluzlarda, hem böyle fantezi eteklerde çok... Gerçi şimdi sayın seyirciler, hepimiz biliyoruz, bir işin fantezisi kalmadı. Gece giyilen gündüz, gündüz giyilen gece rahatlıkla giyilebiliyor. Biz de öyle, bunu da gündüz giyebiliriz. Bir de dantelim var. Tabii ki renginde ipim ve olmazsa olmaz sünger dikiş makinem var. Yine S300 Legacy kullanıyorum. Biliyorsunuz bu hem nakış makinesi hem dikiş makinesi. Bu süre birazcık dikiş bölümünü kullanacağız. Yakında ama nakış bölümünü kullanacağım, bir şey de yapacağım sizinle. Şimdi burada en önemli konu bel ölçüsü. Bu etek için kalça da gerekli ama öncelikle bel ölçüsü istiyorum. Ben bunu 75 cm beli olan bir arkadaşımız için planladım. Peki lastikli olduğu için bunun birazcık da beli sıkı kavrayabilmesi için ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? 25 cm eksiğinin ölçüsünü almak gerekiyor. Peki 75 cm'e ne ölçü alacağız o zaman? 50 cm. Yani yarım metre. Hemen alıyoruz cetvelimizi, şöyle ölçüyoruz ve 50 santimden biraz da pay veriyoruz, bunu kesiyoruz. Bu şekilde kesebilirsiniz. Atsın, hiç önemli değil, bakın istediği kadar atabilir. Bakın, gördünüz mü? Rahatlıkla ne yapabiliyor? 70 santime kadar büyüyebiliyor. Ama bunu daha dar yaparsam, diyelim ki çok dar yaptım, böyle aman tanrım olmaz, çok çirkin durur. Hayır, öyle bir şey istemiyorum. Peki o zaman şimdi ben bunu nasıl tasarlayacağım? Öncelikle belini hazırladık. Şöyle mezurumuzu da kenara alalım. Dantelimiz elimizde. Bu eteğin boyu ne kadar olsun diye sorarsanız, ben kendim için, yani bunu tasarlayacağım arkadaşım için, ikna edersem yayın sonunda giydireceğim tabii, yüzünü göstermeden. Yüzünü göstermek istemiyor. 44 santim. Dikiş payları dahil 44 santim. Şimdi nasıl yapacağım ben bunu önce? Evvela danteli dikmek istiyorum. Birlikte karar verelim. Parlak tarafı mı olsun, mat tarafı mı olsun? Sanki mat tarafı daha iyi olur. Şimdi bu tür kumaşlarda parlak tarafı içe alırsanız astar da gerekmez. Böyle bir tüyo da verebilirim ben size. Bu da bir püf. O zaman hemen şöyle makinemi biraz kendime doğru çekeyim, rahat çalışabilmek için. Şöyle de yerleştireyim. Şunu da indireyim. Sonra da dantelimin tersine, yüzüne bakayım şöyle. Rahat bir ortamda. Evet, yüzü burası. O vakit hemen şu şekilde yerleştiriyorum dantelimi. Ve bir makine ayağından boydan boya makinasını çekiyorum. Dikkatli bir şekilde. İsterseniz teğel yapın arkadaşlar. İsterseniz benim gibi düzgün kesin ve evet. Muntazam bir şekilde dantelinizi dönem dönem düzelterek, yani düzgün yerleştirerek makinamızı çekiyoruz. Tabii siz istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Ben bugün siyah olsun istedim. Çünkü arkadaşım siyah rengi çok seviyor. Genç bir arkadaşımız. Şöyle bakalım.
Evet, bakın gayet güzel bir şekilde makinamızı çektik. Şimdi tam şuradaki fazlalığı da şöyle kesiyoruz. Tam ucundan kesiyoruz. Ve şöyle çeviriyoruz yine. Bakın en başından şu şekilde bir makine daha çekiyoruz. Ve spor dikiş gibi oluyor. Hem dantelinin ucunun düzgün görünmesini hem de eteğin kıvrılmasını sağlıyor. Evet. Bakın bunu da bitirdik. Şöyle biraz daha çekelim. Şimdi şu arkada kalan parça, bir parça tül kaldı. Bunu isterseniz kesip çıkarabilirsiniz. Ben şimdi onunla uğraşmayacağım. Şimdi en önemli bölüme geldik sevgili dostlar. Şu fazlalıkları biliyorsunuz hiç sevmiyorum. Elime lastiğimi alıyorum. Bakın lastiğimi alıyorum. Gördüğünüz gibi en çok bu kadar geriliyor. Şimdi bu en az şöyle ölçtüğümde 1 metredir. Buna geliyorum. Bu ne kadar? Onu ölçeceğim. 1,5 metre olmalı çiftende ama hatırlamıyorum. Evde kalan kumaşlardan yapıyorum. Yine de ölçeceğim. Tam bilmem gerekiyor. Çünkü burada da size bir püf öğreteceğim. Evet, 1,5 metreymiş. Bu kaç santimse, açıldığında kaç santimse ancak o kadar kumaşı diker. Eğer bu 1 metre ise 1,5 metreyi büzmez. Ara ara benim kendi kafamdan buna büzgüler yapmam lazım. Nasıl mı yapacağım? Gelin görelim. Hemen şuradan, şimdi bu eteğimizin yüzü, bu da buraya gelecek. Yani bel kısmına gelecek. O zaman nasıl yerleştireceğiz? Hemen bunu bunun üstüne yerleştireceğim. Dikerken zikzakta dikmek zorundayım. Makinamı zikzağa alıyorum. 4,5'ta dikiyor. Çok da güzel. Oh süper. Benim için ideal. Hemen şurada ilk başta başlarken bir parça sağlam dikiş yapıyorum. Bu sağlam dikişten sonra bakın lastiğimi gerip iyice gerip dikmeye çalışıyorum. Bunu yapabilmek için bu arkadaki ipi bir süre çekmek zorundayım. Bakın şu şekilde. Lastiği tam çekiyoruz arkadaşlar. Hiç bundan çekinmeyiniz ne olur. Bakın. Lastiğin en sonuna kadar çekilmesini sağlıyoruz. Ve sonra arkadan da şöyle tutup dikilebilmesi için yardımcı oluyoruz. Bu lastik ta sona kadar dikilecek. Hemen şuradan şöyle bir iğneleyelim. Bakın. İğneledik ve kaymasını önleyeceğiz. Şöyle birkaç kere iğneleyelim. Diker gibi iğneledik. Şöyle çekiyoruz. Bakın. Bir sürü yerde fazlalık kumaş var. O zaman kumaşımıza küçük küçük pililer yapıyoruz. Hem pililerini yapıyoruz hem de arkadan çekerek dikilmesini sağlıyoruz. Ne kadar da bir? 10 santimde bir gibi. Çok uygun düşecektir bakın. Ve yine böyle çeke çeke sonuna kadar zikzamı yapıyorum. Evet, bitti. Şimdi bakın şu şekilde eteğim dikildi. Arkasını da görmek istersek bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Yüz yüze şu yandan şöyle getiriyoruz. Makinamızda düz dikişi alıyoruz. İpimizi her zaman arkaya alacağız. Bu bir kural. Hemen şuradan bakın. Şurada sağlam dikiş yapalım ne olur. Biraz fazlaca.
çünkü bel dikişi. Şöyle zaten kenar dikişine gelmiş bir durumda. Şuradaki şeyleri alalım. Bunları hiç istemiyoruz biliyorsunuz. Burada da dikkatlice yerleştirelim. Evet, işte bu. Dikişlerin üst üste gelmesine dikkat ediyoruz. Zaten biçkimiz düzgün olduğu için o gelecektir. Yine buraya gelince bir sağlam dikiş yapıyoruz. Evet. Sonra da fazlalıkları kesiyoruz. Biraz pullar dökülüyor tabii ister istemez. Yine keselim. Evet. Eteğimizi çevirelim. Ve şöyle bir gösterelim. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Gelin bir mankenimize de giydirelim. İsterseniz orada da görebiliriz. Sevgili hanımlar, esasında şöyle uzaktan baktım da etek çok güzel olmuş ya. Çok çabuk yaşlandım. Çok üzüldüm ben şimdi ama neyse, giyecek olan çok sevimli genç bir arkadaşım. Onun için mutlu oluyorum. Efendim, eteği siz de umarım beğendiniz. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Ben sizin daha güzellerini yapacağınızı biliyorum. Peki efendim, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.